Birine inanmak kumar oynamaya benzer. Bazen kazanırsın o kumarı. Bazen de kaybedersin. Ecevit, bak sık sık geleceksin, tamam mı oğlum? Bak nasıl sattı seni? Vallahi farkındayım, sattın hemen. Sen her gün görüyorsun, ben bu çocuğu göremiyorum. Söz değil mi, geleceksin? Tamam, hadi çıkın yukarı, beklemeyin. Geleceğim yer. Hadi. İyi geceler. Hadi, iyi geceler. Hadi güle güle. Yapacaksın. Neyi? Ben senin ne düşündüğünü bilmiyor muyum? Alacaksın intikamını, hepsini atacaksın hapse. Öyle mi? Öyle. Ben sana inanıyorum. Büyüyünce ne olacağım demiş miydim sana? Avukat. Kötülük yapanları yakalayacağım, hapse atacağım. Polis ol o zaman. Olmaz. Güzel takım giymiyor polisler. Bir sürü takım olacak. Pahalı. Pahalı olmasa da olur. Olmaz. En güzelinden olacak. Hem arabam da olacak jip. Evim de olacak teraslı. Ben de geleceğim mi? Deli misin kızım? Tabii geleceksin. İçini nasıl istiyorsan öyle yapacaksın. Bir yapmışsın işten eve geliyorum, sen kapıyı açıyorsun. Yemek mi yapmışım sana? Tabii. Güp güzel yemekler, mumlu masalar. Hepsini alacağım sana. Çünkü çok param olacak. Herkes gelecek, herkese iyi edeceğim. Aa! Olmayacak değil mi hiçbiri? Deme öyle. Ya baksana şu halime. Komşuların eskisiyle geziniyorum. Nasıl olacak o dediklerim? Hepsi olacak. Nereden biliyorsun? İnanıyorum ben sana. Fark etmez ki. Ne olursa olsun ben hep sana inanacağım. Söz mü? Söz. Ne yapayım? Söz verdim. Neyse, ben gideyim artık. Ben bırakayım. Bilal canımı okur sonra. Çocuk olmakla başlar inanmak. Bir çocuk birine güvendi mi, ne yapsa değiştiremez onu. Bir çocuk birine söz verdi mi, bir ömür pahasına tutar o sözü. Tamamdır Umut. Ben sözümü tuttum. Kardeşlerime yalan bile dedim senin için. Bundan sonrası sende. Sen bakarsın artık orada icabına.
İrfan. Ne oluyor? İnsan evladının biri yalan söyledi. Bana. İnandığım biri. Meğer o kişi benim kardeşim Özcan'ı vuran adamın avukatıymış. Zeki. Zeki ya. Bizim avukat benim kardeşimi vuran adamı savunacakmış. Kuşlar öyle söyledi. Neden yalan söyledin bana? Yalan söylemedim. Sorsaydın söylerdim. Nereden gelsin aklıma? Müneccim ben. Benim fellik fellik aradığım Hüseyin'i kendi elinle koymuş gibi bulacağın da gelmedi mesela aklıma. Kötü mü ettim? O sayede beraat ettin işte. Peki nerede şimdi o? Adamın emaneti var bende. Gelip alacağına ortadan kayboldu hıyar. Nerede? Bilmiyorum. Avukat, insan evladı. Bir defa soracağım. Dua et, cevabına inanayım. Senin benle, Özcan'la, Sait'le, Hüseyin'le, senin Zeki'yle ne alakan var? Yok bir alakam. İki davada bana geldi. Ben soruyorum asıl bunların benimle ne alakası var diye. İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Kimsin sen? Ecevit Orhan. Paçanızı kurtaran avukat. Beni tanıyor musun önceden? Hayır. Zeki'yi? Tanımıyorum, söyledim ya. Çöz ellerimi. Kötü yaptın Ecevit. Çok kötü yaptın. Güvenmiştik sana. Ben de sizi kurtardım. İkinizi de, tek gelse de. Düşmanınız değilim ben. Kim o zaman düşmanımız? Ne bileyim ben? Hüseyin dedim. Ben ilgilenirim onunla dedin. Mahkemeye sen getirdin. Şimdi tam adam bize bir şeyler anlatacak, ortada yok. Eve işe zaten gitmiyordu. Hastaneye de dönmemiş. Nerede? Nereden bileyim ben? Tanıklık et dedim sadece. Mahkemede gördüm en son. Görmüyor musunuz? Bir tane avukatım ben. İşimi yapıyorum sadece. Düpedüz adam kaçırmak bu. Bir şey yapacak değilim size. Bir yere kaçtığım falan da yok. Çözün, konuşalım insan gibi. Avukat. Madem tanımıyorsun beni, niye böyle bakıyorsun bana? Niye her taşın altından çıkıyorsun sen? Ne işin olur senin Zeki ile? Ben İrfan, tereyağından kıl çeker gibi kurtardım sizi mahkemede. Çünkü İyi bir avukatım. Canımı dişime taktım, buldum Hüseyin'i. Aynı şey. İyi bir avukatım. Ama sadece avukatım. Ben soruyorum asıl.
Niye durmadan beni buluyor bu işler? Zeki de beni buldu, Sait'in davası da. Senin kaza yaptığın gece adamın biri aradı beni, koş bir cinayet daha işlenecek dedi. Yok yere nezaretlerde kaldım, polisten yumruk yedim. Ben soruyorum asıl ben. Ne işiniz var sizin benimle? Yine de bir araştıralım biz bu adamı. İspatlarım. Nasıl olacak o? Belli ki peşinizde biri var. Seni ihbar etmiş, senin de arkadaşını öldürmüş. Elinizde de bir şey yok. Bırakın, bulayım peşinizde kim var. Vay. Vay. Ne oldu? Hani bir tane avukattın sen? Bizim düşmanın avına mı çıkacaksın şimdi? Bir tane avukatım, evet. Ben bulamazsam sen zaten bulursun anında beni. Yerim, yurdum belli. Mafya değilim, bir şey değilim. Bırak getireyim o adamı sana. Nasıl buldun Hüseyin'i bir günde? Nasıl getirdin mahkemeye? Nasıl kurtardım ikinizi tek celsede? Oyalanacak mısınız hala? Siz benimle uğraşırken düşmanınızın kaçmadığını nereden biliyorsunuz? Bulsanız size konuşacağını nereden biliyorsunuz? Tamam, kes! Doğru söylüyor. Dediklerini yapmazsa sen bir günde bulursun. Ne diyorsun? Deneyelim mi bir dediğini? O ne lan elindeki? Anı. Sefsinden. Sen inanmazsın ki oğlum öyle şeylere. Buna inancım 1500. Takılma sen. Ne yaptınız dün gece Ecevit'te? Yemek yedik. Sonra çıktılar işte. Bahul ikisi. Ha. Şerif gelir birazdan zaten. Merak etme sen. Ahu. Ecevit. Ecevit ne oldu? Ne oldu? Babam bir şey yaptı. Ne babası? İyiyim. Ahu bir dinle, iyiyim. İrfan şüphelendi benden. Öğrenmiş Zeki'nin avukatı olduğumu. Hüseyin de ortada yok. Ne işin var o ikisiyle diye sorguluyor İrfan sabahtan beri. Sait de ikisi. Hep o Hüseyin'in yüzünden. Nereye girdiyse Allah'ın belası. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Son Sait Zeki'yi hatırlıyor mu sen ya? Yok, hatırlamıyor. Kaç tane çocuk geçtiğinden nasıl hatırlayacak da bir araştırırsa o fena. Hiç iyi olmadı benden şüphelenmeleri. Tamam, peki ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Bir şey mi yapayım? Niye geldin sen? Ben ne bileyim, doğrudan... Ben şey için geldim işte ya. Sen yaramı silersin benim. Şimdi Bilal görünce dellenir. Ben de tek başıma tutamam onu. Değil mi? Sen toparlarsın beni, sonra birlikte gideriz. Olur mu? Olur, ben toplarım seni. Sen geç otur şöyle. Niye gelmedi bu? Duydu mu acaba? Kim? Ha, duydu mu? Kim? Neyi duydum ya? Ya Askap ben... Sarı, acil durum, otur. Aga bir dinle. İrfan benden şüpheleniyor. Ne? Niye şüphelendi? Bir, Zeki'nin avukatıyım diye. İki, Hüseyin ortada yok diye. Ah be Hüseyin, nereden güvendim sana? Damata da gitmemiş. Hem sattı hem ortadan kayboldu. Başımı açtığı işlere bak. Bir şey yaptılar mı sana? Hüseyin zaten garibanın tekiydi. Bir de bir
Alacağım ne varmış İrfan'dan? Onu almadan kendi başına bir yere gidemez. Bir iş var, sen mi aldın yapıyor? Sen ne dedin? Laf çevirdim, ne yapacağım? Ama fazla sürmez. Araştırırlar beni. Onlardan önce birini bulmamız lazım. Senin yerine şüphelenecekleri biri. Aynen. İrfan'ın düşmanlarından biri. Peşinizde olan o diyeceğiz. Hapiste yatmış olsun ki Sait'le de bir bağlantısı olsun. İkinizin düşmanı diye yutturalım. Nasıl biri ama? Aradan çıksa üzülmeyeceğimiz biri. Tamam, o iş bende. Bu sefer ben kurtaracağım seni, her şeyi düzelteceğim. Ben uzadım. Bir şey diyordun değil mi? Ha yok o. Önemli bir şey değil ya, sonra anlatırım. İyi tamam, bekle beraber çıkalım. İrfan'ı oyalayacağım ben. Sen de birini bulur bulmaz ara beni. İyi. Iska aşağıda beklesen. Ahu sen de oyalanma buralarda hadi. Ya bana şöyle emir verip durma ha, sinirleniyorum. O elindeki ne? Ya ne ne? Ah gel avukat gel. Sen bir bulamadın ama ben buldum. Hasan, hay ayağımı üstüne koyayım. Sen niye oyalanıyorsun oğlum? E yani. Ha git hadi. Yürü. Bir dakika, bir dakika. Ne buldun? Zeki'nin eskiden görüştüğü bir adam. Belli ki ona çalışıyormuş Zeki. Hapiste ziyaret ediyormuş o adamı. Belki Hüseyin'i de o kaçırmıştır. Ama az bekle, birazdan getirecekler adamı. O zaman anlayacağız ne alakası varmış hadisenin seninle. Ben de gideyim. O adamsa bu çocuğa konuşmaz zaten ama ben konuştururum. Ya bir ona bak, bir de bana. Bu mu tutup getirecek o adamı? Adamın yanımda olacak zaten, gözün üstümde olur işte. Son şansın. İrfan'ın akrabası falan mısın sen? Sana ne? Ne işi var senin gibi bir çocuğun İrfan'la? Çok da kötü davranıyor sana, gördüm. Zor değil mi? Sana şu kadar değer vermeyen bir adamın gözünün içine bakmak. Fena. Niye öyle yapıyorsun? Ya kes sesini! Değer veriyor İrfan abla. Nereye gidiyoruz? Zeki'nin görüştüğü adamı almaya. Tamam da nereye? Kuyu dibi diye bir yere. Hasan, bu göreceğimiz adamın adı ne? Of. Şimdi gidince göreceğim zaten, söyle. Adı ne bu adamın? Belalı Nayı. Sana lan! Kim yamuk yaptı İrfan'a? Söyle! İrfan'ın adamıyla geliyoruz mahalleye. Babamı kaçır çabuk, onu arıyorlar. Ne, not alıyorum ha. Adını yazıyorum adamın. Bulamazsak ben araştıracağım. Hasan.
Nerede? Bir sorun, dayım amca nerede? Çıktı demin, kahvededir. Sarı, ne oldu? E ahkam kesiyordun, ömrüm boyunca böyle adamlarla konuştun falan. Tırstın mı? Ama böyle yerlerde konuşmadım. Yani diyorum ki bekleyelim işte. Adam kendi çıksın, biz girmeyelim. Ya da girelim ya, ne yapalım? Hem ben de senden öğrenmiş olurum bu işleri. Evet. Yalnız bekle, telefonum arabada. Yalnız bırakma beni, bekle. Beni bir çaldırsana. Ya akşama kadar seni mi bekleyeceğiz? Tırsak, geliyorsan gel. Selamlar. Aleykümselam. Bel almayayım kimdir? Ne için soruyorsun evladım? Bir şey danışacağım amca ben ona. Buralarda mı? Burada yok. Akşama kadar da gelmez. Peki Hüseyin diye bir adam getirdi mi hiç buraya? Yaşlıca. Ha? Hadi çıkalım buradan, daha fazla oyalanmayalım. Hadi. Ne yaptın Naim amca sen? Nereye? Korkuyordun hani. Şimdi tur mu atacağım mahallede? Vazgeçtim. 20 yaşında çocuğun peşine takıldım, dolaştığım yerlere bak. Avukatım oğlum ben, ne işim var benim buralarda? Bulalım bu adamı, bitsin gitsin. Tamam be, ne agresif yapıyorsun? Sonuçta elimizde bir tek bu adres var. Burada bekleyeceğiz. Ben beklemeyeceğim. Senden çok bulmak istiyorum ben bu adamı. Telefonum, her şeyim var sende. Bir yere kaçtığım yok. Buradayım, esnafla konuşacağım. Allah Allah. Bir şeye inanmak için görmeye lüzum yok. Bazı şeyleri sadece bilirsin. Emek vereceksin, ter dökeceksin. Biri sana inansın istiyorsan... önce ikna edeceksin. Heh, işte geliyor Cevit. Gelsin, Şerif'e anlatırsın. Sen mi benden hesap soracaksın? Sen. O ne demek şimdi? Sarı dışarı. Agam. Bilal. Nasıl bir adammışsın sen baba? Cehennemde büyüttün sen beni. Her gece suratımı dağıttın. Bir kere yüzün gülmedi. Annemi aldın. Çocukluğumu aldın. Her şeyimi aldın. Hepsini geçtim. Şimdi öğreniyorum. Zeki'yi içeride görüyormuşsun her ay. Niye bilmiyorum. Ne istedin o çocuktan bilmiyorum. Ne yapacağım ben seninle baba? Seni anlamayı geçtim. Değiştirmeyi geçtim. Seni sevmeyi çoktan... bilmek istiyorum sadece. Buradayım al. Karşındayım yine yerde. Ne dersen inanacağım söz. Tek bir defa. Hayatımda bir kerecik babama inanmak istiyorum. Niye baba? Niye böylesin? Nasıl bir adamsın sen? Seni dövdüm. Biri vurduğunda yıkılma diye.
Sana bağırdım. Biri seni kovarsa yolunu kaybetme diye. Seni ağlattım. Kimse bu gözyaşlarını dökemesin diye. Zeki'yi gördüm içeride, evet. Sen yoksun diye. O çocuk seni hatırlattı bana. Onda seni gördüm. Ben seni kendi bildiğim gibi büyüttüm oğlum. Bütün suçum bu. Benim ömrüm evlat. Kavgayla geçti. Anı değil, yara topladım. Her savaşta bir yara. Ama en çok bununla gurur duyuyorum. Bu senden bana bir hatıra. Yaptım. Yaktım her şeyi. Allah aşkına kurtar beni. Kalmadı oğlunun hapse girdiğine dair kayıt. Kimse bilmeyecek. Oğlunun hapse girdiğini. Lütfen. Sen biliyorsun. Oğlum için. Benim için mi? Senin için. Zeki adam vurmuş. Polis peşinde. O adamlar peşinde. Neden kimse bulamıyor Zeki ile olan alakını? Baba. Şimdi söyle oğlum. Ne yapacaksın benimle? Gel. Ben hep beraberim onlarla zaten. O yüzden evime bakmazlar. Hiçbir şey sorma bana. Peşimdekiler kim? Niye senin peşindeler sorma. Bulamasınlar seni. Babam olduğunu bilmesinler kafi. Ben hallederim diyeceğin onu da deme. Biliyoruz belalı naimsin sen. Kimseden korkmazsın. Ama bu benim meselem. Ben halledeceğim. Al bunlardan anahtarlar. Arkamdan kilitlersin. Şimdi benim oğlum evine mi alacak babasını?